Günaydın hocamlar. Yeni bir haftaya hoş geldiniz. Quando la disperazione e lo sconforto. Klasik çantamı doldurdum, temiz kıyafetler, yeni süt şişesi, yanıma içecek suyumu, kahvemi aldım. İşe doğru gidiyorum. Yeni bir hafta ve bu sefer emlakçılardan ne zaman, nasıl bir içerikle bir iletişim bekleyeceğimi bile bilmiyorum. Bu belirsizlik üzücü biraz. Bu hafta sonu beni en çok arayıp hani ne oluyor, ne durumdayız diye soran bir iki kuruma bir mail gönderdim. Son durumu açıklayan, hani böyle bir noktadayız. Büyük ihtimalle bir yeri buldum. Büyük ihtimalle kiralayacağım. Sadece kimse ne zaman olacağını bilmiyor. Bir de tabii son dakikada yeni alacak olan adam fikrini değiştirirse başa döneceğiz. Keşke öyle bir bilgiyi birazcık hızlı verebilseler bana ama yapacak bir şey yok. Çünkü o sırada bakmaya devam ediyorum başka yerlere de. Maalesef yok yani, düzgün bir lokasyon yok şu an şehirde. Bacası olan, içeriye hızlıca giriş yapabileceğim, içeride çılgınlar gibi para harcamam gerekmeyen. Çok acayip. Onun dışında ilginç bir konuya değinmek istiyordum bugün. Çok sık olmasa da arada çeşitli baskılar altında kalmaya başladım. İnsanlar diyorlar ki videolarda izleyicilerden videoyu beğenmelerini ve kanal bildirimlerini açmalarını istemem gerekiyormuş. Öbür türlü insanlar yapmazlarmış bunları. Yani bilmiyorum ki, ben mi çok organik olarak, ben YouTube'da bir şey izlediğim zaman eğer devamını izlemek istersem vaktim varsa bakarım. Bir iki ekstra videoyu sonradan izlemek için listelerime eklerim. Birkaç sefer içerisinde de içeriği beğenmişsem aslında bir şekilde bir subscription yapıyorum. Ve ondan sonra 1-2 yıl içerisinde eğer yeterince dikkat göstermiyorsam yani bu son kayıt olduğum kanala, onu da kayıtlardan çıkarıyorum. Bilmiyorum, benim için bir içeriğin beğenilmesi ve bunun üzerine takibe alınması insanların doğal olarak yapacağı bir şey. Sadece ben söylüyorum diye olacak mı, ondan emin olamıyorum. Kimisi diyor ki zaten insanlar o psikolojiyle bazen sadece söylendiği için yapmıyorlar. Bazıları diyorlar ki söylemesen videonun sonuna kadar gelip de hatırlamıyor öyle bir şey yapmayı. Bilmiyorum, ister misiniz ki sürekli bık please like and subscribe. Yani gerçekten beğenirseniz belki bunun karşılığında o parmak ortaya çıkar ve sayılar artar, ama onun dışında hani öyle bir amaçla yapmadığım gibi bunu, bir taraftan da bilmiyorum, sanki organik olarak gelişirmiş gibi geliyor. Sadece bir grup arkadaşım memnun etmek için aralarda böyle please don't forget to like, share and subscribe yapın. Neden olmasın? İçimdeki canavar ortaya çıkıyor. Kanalıma hoş geldiniz diyeceğim günün birinde, düzgün bir kanal bulabilirsem kendime. Şakayı anlayanlar kaleye mum diksin. Parmak basın, basın, like'a basın. Neyse, aynen. Bugün yeni bir hafta. Büyük ihtimalle sakin başlayacağız. Birkaç tane pasta falan vardır belki hazırlanacak. Onun dışında araba geliyor.